Ah, yine olay, yine Şeyma Subaşı. Acun Ilıcalı'nın internet ünlüsü eski eşi aşık oldum diye paylaşım yapmıştı. Biz de kim bu aşk diye birbirimize sorarken öğrendik ki en yakın arkadaşlarından birinin eski eşiyle berabermiş. Buyurun. Yine olay, yine Şeyma Subaşı. Acun Ilıcalı'nın internet ünlüsü eski eşi Şeyma Subaşı aşık oldum dedi. Ve gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı. Magazin dünyası bu yasak aşkı konuşuyor. Pes artık Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaptığı düğünle tanındı Subaşı. Ünlü oldu. Acun Ilıcalı'dan bir kız çocuğu doğdu. Ama ilişki uzun sürmedi ve ayrıldılar. Ilıcalı'dan sonra 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Muhammed Asolusi ile fırtınalı bir aşka yelken açtı Subaşı. Kah ayrıldılar, kah barıştılar. Ve en sonunda Mido ile evlendi Şeyma Subaşı. O evlilik de uzun sürmedi ve çift fırtınalı bir şekilde ayrıldı. Mido'dan ayrılan Subaşı bu kez de iddiaya göre futbolcu Barış Alper Yılmaz'a kafayı fena takmıştı. Şeyma Subaşı ile Euro 2024'te gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Galatasaray'ın ve amilli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz, tatil yaptıkları Bodrum'da iddiaya göre bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlenmişlerdi. İki ismin haklarında çıkan bu dedikodu ses getirirken Şeyma Subaşı'dan itiraf gibi bir paylaşım gelmişti. Barış Alper Yılmaz'la Şeyma Subaşı beraber mi? Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşk itirafında bulunmuştu. Tahmin edin ne oldu çocuk? Yine aşık oldum. Bu paylaşım akıllara Barış Alper Yılmaz'ı getirmişti. Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet, hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde. Hissediyorum. Evet, Barış Alper tarafı Şeyma Subaşı iddialarına bir cevap vermemişti. Şimdi ise Şeyma Subaşı'nın aşık oldum paylaşımının sırrı çözüldü. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı kankasının eski eşi çıktı. Hürriyet'in haberine göre Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Brezilyalı model Marta Graf'in eski eşi Ronnie Seykali ile birlikte. İddialara göre Bodrum'da ayrı ayrı tatil yapan ikiliden Şeyma Subaşı sık sık otelinin iskelesinden yeni aşkı Ronnie Seykali'nin teknesine gidiyormuş. Şeyma Subaşı çok yakın arkadaşı Marta Graf ve o zamanki eşi Ronnie Seykali ile birlikte Miami'de eğleniyordu. 59 yaşındaki Ronnie Seykali eski NBA oyuncusu ve DJ. Marta Graf ve Ronnie Seykali 2015 yılında evlenmiş ve bir kızları olmuştu. Fakat evliliklerini yürütemeyip 8 ay önce dostça bitirmişlerdi. Marta Graf eski eşi Ronnie Seykali ile Şeyma'nın birlikte olduğunu öğrenince Subaşı'nı Instagram'da takipten çıkarmış. Kadın takipten de çıkar, hayatından da çıkarır. Birlikte tatil yapıyorlardı Miami'de. Sonra gitti kadının eski kocasıyla beraber oldu. Ya vallahi ben artık Şeyma'nın ilişkilerine yetişemiyorum. Yani Vetere'yi de gördüğümde gerçekten yani kimle beraber, ne ara beraber oldu, ne zaman ayrıldı, ne oldu derken yaklaşık şundan bir buçuk hafta önce çok ünlü bir tekstil firmasının oğluyla olduğu söyleniyordu. Yazılıyordu ve biz de bunu hatta Barış Alper'le evlendiler evet. Sabaha kadar o Yetiler'deki gece kulübünde. Paylaştı ve sonra ne hikmetse o fotoğraf bir anda silindi ama biz gördük o fotoğrafı, yani o fotoğraf elimizdeydi ve yayınlamıştık. Şimdi ben bir şey fark ettim Şeyma ile ilgili. Şeyma action seviyor. Action seven bir kadın ve
Hayatında böyle kaoslar olsun, işte ne bileyim, yani bir insan huzuru niye bu kadar reddeder hayatında, onu anlamış değilim. Yani nerede böyle işte kavgalı, dövüşlü, entrikalı, işte kaoslu ilişkiler Şeyma'yı hep görüyoruz biz. Ama bir insanın da, yani bir insan da yakın arkadaşının kocasına da bakmaz. Bak, boşanmış olsa da o gözle bakmamalı. Çünkü siz onlar evliyken bir aradaydınız, birlikte bir anlar paylaştınız, yemek yediniz, onların ilişkilerine şahit oldun ve arkadaşım diye onu, o kadınla arkadaşlık ettin, kim olursa olsun. Yani bu kadar mı erkeksiz kaldın sen? Bu kadar mı Türkiye Cumhuriyeti'nde ve pardon özür diliyorum, dünyaya açılmış bir hanımefendi olduğu için dünyada hiç mi erkek kalmadı da gittin en yakın, yani yakın bile olmasa bir ara aynı ekmeği, aynı suyu paylaştığın arkadaşının boşanmış da olsa kocasına o gözle nasıl bakabilirsin? Bunlar gerçekten hani algılayamadığım, benim kendi içimde böyle bir duyguyu nasıl bir kadın hisseder bilemediğim duygular, açıkçası onu söyleyeyim. Hadi şimdi konuşma sırasını bana ver. Yani sen devam edin. Benim için böyle bir saçmalık olmaz. Yani ben şunu söyleyeyim son kez. Şeyma'nın hiçbir ilişkilerini hiçbir şekilde hiçbir şeyini ciddiye almıyorum. Bir tek ciddiye aldığım Acun Ilıcı ile olan evliliğidir. Çocuğunun babasıdır. Ver artık. Biliyorum, vermemek için diretiyorsun, zor geliyor sana ama sözü bana ver artık Pınar. Tamam. Lütfen. Bitti. Lütfen ben başlayayım. Allah'ım ya. Bitir artık. Yani sırf Pınar'a muhalif olmak için Şeyma'yı savunacağım. Bak nasıl savunacağım. Yahu hiç mi hırsızın kabahati yok demiş Nasrettin Hoca? Hiç mi bu adamın kabahati olamaz? Ya adam Şeyma'nın üzerine gittiyse, ya adam ısrar ettiyse, ya adam zorla alıkoyduysa Şeyma'yı kalbinde. Zorla mı alıkoydu? Zorla. Ya ne alakası var? Adamın teknesine giderken. Hiç mi hırsızın kabahati yok? Adamın teknesine giderken. Adam o kadar zengin ki çocuklar. Amerika'dan tekneyi buraya getirtebiliyor. Kendisi uçakta geliyor. NBA Bodrum'a. Oyuncusuydu NBA, ya adam. Eski NBA oyuncusu. Tabii. Aynı zamanda şu anda emlak kralı adam. Miami'de evet emlak işi yapıyor. Çok varlıklı. O radyo DJ'liği, radyo şeyleri falan. Zaten onun şeyi, varlıklı hobisi. Olmasaydı Şeyma Subaşı'nın görüşeceğini düşünmüyoruz. Şeyma'da ne kısmet var ya. Miami'den, hiç boş adam yok Şeyma'da. Miami'den dün gece bana gelen haber. Bu kadın Martha Graff duymuş. Şeyma'nın bu şeyini arkadaşlıktan çıktıktan sonra Türkiye'ye geliyor kadın. Türkiye'ye rezil geliyor. Etmeye mi geliyor? Türkiye'ye geliyor kadın. Evet, evet. Bizim milli hava yolumuzdan bilet almış Türkiye'ye geliyor. Yarın geldi haberinde verirsek şaşırmayın. Şeyma Subaşı ile herhalde yüz yüze görüşecek. Belki de. Martha Graff hakikaten Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Ama ben şu açıdan sevindim. Barış Alper Yılmaz'dan uzak oldu Şeyma. O bakımdan sevindim bir Galatasaraylı olarak. Barış'ın bu konunun dışında kalması beni mutlu etti. Evet, hırsızın hiçbir kabahati yok. Hırsızın... Yani adam ayartmış olamaz şimdi mı? Şimdi bakın, şöyle niye, söyleyeyim. Olamaz mı? Tabii ki. Erkeklerin nefsi kadınlara göre daha nefsizlerdir. Yani kadında 9 nefs varsa erkekte bir nefs vardır. Bir kadının kendini taşıması, kendini duruşunun olmasıyla alakalı bir durumdur. Erkek güzel, şimdi Şeyma güzel bir kız, genç bir kadın. 34 yaşında adam 59, yani, 25 yaş fark var. Herkes tercih eder Şeyma'yı şu an. Eğlenceli var. Bir kız, uçarı kaçarı bir kız, neşeli bir kız, güzel bir kız. Acun Ilıcalı gibi bir insanla evlilik geçirmiş, ondan bir çocuğu olan bir kadın. Tamam. Çok tek şanslı, kariyeri müthiş de bu. Bir baba. Tabii. Tek, ve, ama bakın Şeyma'nın tek kariyeri de bu. Ve Şeyma Subaşı'nın son bir ay ki rotasını söylüyorum arkadaşlar. Saint-Tropez, Güney Fransa, Ibiza, İspanya, Ibiza adası, sonra Bodrum, şimdi Çeşme. Yani düşünebiliyor musunuz kadındaki hayatı? Yani ya Bilal Beyciğim, para bu hayat, ya? Ya para, bu hayat şimdi gençken. Ve özel uçak. Hep özel uçak. Tamam şimdi gençken, güzelken, enerjim varken bu hayatı yaşarsın. Ama bu hayat, dikkatinizi çekiyorum, kendi emeğiyle kazandığı hayat değil. Bir başkasının zenginliğiyle
kazanılmış bir yaşam şekli. Ha, bu da o kişi hayatından gidince el elde baş başta. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yarın bir gün Şeyma yaşlandığı zaman ne yapacak? Çünkü bir insan yaşlandıktan yani yaş aldıkça bir kariyerinde bir doneleri, bir şeyleri eklemesi lazım. Evet. Önce bir kariyerinin olması lazım tabii. Kariyerinin olması lazım tabii ki de ama biz Şeyma'da hızlı bir kariyerle devam